Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yoktum ama hiçbir mi iki tane takipçim arayıp sordu. Vallahi olmuyor arkadaşlar böyle. Nermin Sultan geldi İzmir'den, biraz onunla gezdik. Bir iki de kendi yazlık kışlık işlerim var. Tabii ki Antalya artık sıcak olmaya başladı ama güney de güzel gidiyor Antalya'ya göre. Bayağıdır tarif veremedim. Şimdi güzel bir çörek mi diyelim, kek mi diyelim, güzel bir börek gibi güzel bir tarifle geldim. Mükemmel ötesi oluyor inanın. İnşallah beğenir ve yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi evet arkadaşlar, bir paket kuru maya. Kuru mayanız yoksa şey yapabilirsiniz. Yaş maya koyabilirsiniz. Bir paket, aman pardon arkadaşlarım. Bir su bardağı süt. Ilık. Soğuğa yakın, sıcaktan uzak. Onu da koyduk. Şimdi bunun içine şöyle alıyorum. Şöyle 2 kaşık oluyor bu. 2 kaşık yani 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı toz şekeri koyduk. Hepsini bir koyacağım arkadaşlar. 3 tane yumurtam var. 3 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayıracağız arkadaşlar. Şöyle 2 tanesi tam. Şöyle 2 tanesi tam. Bir tanesinin sarısını üstüne sürmek için sadece beyazını katıyoruz. Sarısını ayırıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımı biliyorsunuz yıkayıp da yapıyorum. Yani elini niye böyle yaptınız demeyin. Şöyle tekrar bir elimle sileyim tekrar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir paket kuru maya koyduk. Bir yemek kaşığı şeker koyduk. 3 tane yumurtanın ikisini tam, birinin beyazını koyduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir bardak da süt koyduk. Bir tatlı kaşığı tuz attık arkadaşlar. Bunun hepsini böyle yapıyoruz. Çaresi yok. 125 gram, 150 gram tereyağı arkadaşlar. 125 ya da 150 gram tereyağı. Tereyağınız yoksa bir su bardağı sıvıya koyabilirsiniz. Ama tereyağıyla mükemmel oluyor. Bunu koyduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları bir çırpıştırıyoruz. 3 yumurta, 1 bardak süt, 1 paket maya, şeker ve tuzu iyice çırpıştırıyoruz. Şöyle bir 10 dakika çırpıştırıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 150 gram tereyağı, 1 bardak süt, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuzu attık. İyice yoğurduktan sonra 1 yarım su bardağı ılık sütü daha koyuyoruz. Toplamda 1,5 oldu. Totalde 3 tane de yumurtayla çırptık. Yumurtanın birinin sarısını ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içine arkadaşlarım, evinizde kırıntı peyniri ne kadar varsa, tulum peyniri, lor peyniri ne varsa şöyle 250 gram kadar peynirlerimizi, telef olmayan peynirlerimizi, yağlı peynir olur, dil peynir olur, ne istiyorsanız peynirleri koyuyoruz. 125-150 gram kadar, 250'ye kadar çıkar yani. O sizin tercihinize kalmış. Peynirden sıkıntı olmaz. Bütün kırıntı peynirlerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Benim biraz yağlı peynirim vardı, tulum peyniri vardı. Çok güzel oluyor inanın. Yani ezine peynir dediğim tam yağlı peynir, beyaz peynir. Şöyle 250 gram kadar, ben zaten tarife yazacağım, peynirimizi koyduk. Şöyle bir daha karıştırdık arkadaşlar. Çünkü peynirler ezilsin. Rendelemedim çünkü tulum peyniri rendelenmez. Yağlı peynir de rendelenmiyor. Elimizle iyice şey yapalım. Büyük parçalar halinde bırakalım. Şimdi arkadaşlar bunun içine bir su bardağı kadar mısır unu. Bir su bardağı mısır unu. Artık hep karıştırıyoruz. Onu da karıştırdık. Ben bunun mısır unumu çok güzel bir yerden aldım. Ben de bir tanıdığımızdan, gerçekten rengini bile bakın ne kadar güzel. Harika ötesi bir mısır unu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hem mayalanmaya devam ediyor hem biz karıştırıyoruz. Bir su bardağı da normal un katıyorum. Şöyle onu da karıştırıyoruz. Şöyle kıvamına bakacağız. Çünkü koyduğumuz yumurtasından peynirimizden değişir. Bu bir mayalı çörek olacak arkadaşlar. Börek gibi oluyor ama mükemmel oluyor. Hepsini bir dolduruyoruz. Böyle kademe kademe gidiyoruz. Çünkü daha bu çubuk. Bunun içine bir su bardağı daha un koyduk. Toplamda 2 su bardağı un, 1 su bardağı mısır unu oldu. Mısır ununu çok koyarsak sıkıyor arkadaşlar. Sıkmasın. Şöyle gördüğünüz üzere güzel bir yoğuruyoruz hamurumuzu. Biraz daha yiyecek arkadaşlar. Ben bir yarım bardak daha koydum. Toplamda 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı mısır unu oldu.
Şöyle güzelce. Yeni yeni kendine geldi. Şöyle güzelce yoğuralım. Bunun içine yeşillikler ayarladım. Arkadaşlar, taze soğan, dereotu, maydanoz. Arzu ederseniz dereotuyu koymayın. Sevmiyorsanız, ama maydanozsuz, soğansız börek olmaz. Şöyle bunun hamurunu, unu iyi geldi arkadaşlar. Şöyle elimi bir yıkayayım. Yeşilliklerimi toplayayım geleyim. Evet arkadaşlar, iyice yoğurduk, unları koyduktan sonra bir bardak mısır unu, 2,5 bardak un aldı benim bu tarifim. Şimdi taze soğan doğruyoruz. 4-5 dal arkadaşlar. Şöyle incecik incecik doğrayalım. Canınız börek istedi, çörek istedi, bunu yapın. İnanın mükemmel ötesi oluyor. Güvenin bana. Tariflerime biliyorsunuz güveniyorum. Arkadaşlarım. Herkes iyidir inşallah. Bayramları güzel geçmiştir. Şimdi sınavlarımız var arkadaşlar. Çocuklarımıza dua edelim. 5 Haziran'da benim küçük oğlanın sınavı var. Ortaokuldan liseye atlayacak. İnşallah son olan benim oğlan. Yıllar sonra olmuş olan Yusuf Eren. Daha sizi tanıştıramadım ama. İnşallah bir gün tanıştıracağız. Şimdi bir avuç dolusu maydanozla dereotusunu aldım arkadaşlar. Şöyle. Bunu da incecik incecik doğrayalım. İçine. 4-5 dal taze soğan doğradık. Bir avuç dolusu da maydanozla dereotusunu doğruyoruz. İncecik incecik doğrayabildiğiniz kadar. Ben tahtada doğrayamıyorum biliyorsunuz. Böyle doğrayıp da bekletmedim de bunu da. Güzelcik sizi önünüze yapayım diyerekten. Dediğim gibi sevmiyorsanız dereotunu çıkarın ama çok güzel oluyor. Onun verdiği aroma, baharatın lezzeti, üç birleşti mi? Taze soğan, dereotu, taze maydanoz üçü çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben kahvaltıda bile hazırlayıp üstüne birazcık peynir atıyorum, yiyorum. Şöyle güzelcik doğradık arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu yeşilliklerimize doğruyoruz. Şöyle yoğuruyoruz doğradıktan sonra. Şöyle bol yeşillikli. Diyet yapacağız diyoruz arkadaşlar ama insanın da canı bir şeyler istiyor bazen, atıştırmalık. Bu mayalı bir hamur arkadaşlar. Çünkü takmaya kullandık. Şeker kullandık. Sütle yoğurduğumuz bir, inanın hakkınızı helal edin, bir koktu. Allah'ım herkese nasip etsin yapmayı ve yemeyi. Şöyle bir tepsimize altını yağlayacak kadar sıvıya koyduk. Çünkü bunu tepsi mayası yapacağız. Bekletip de tekrar koymayacağız. Bu tepsi de bekleyecek arkadaşlar. Şöyle elimizle yağlıyoruz güzelce. Çünkü elimi yıkamadım. Bir elim orada, bir elim burada. Arkadaşlar bugün cumartesi. Hemen yapıp ben bunu pişirip yayınlayacağım. Oğlana çekim yapıyoruz. Oğlan sınavdan geldi tekrar. Dediğim gibi herkesin dualarını bekliyoruz. Bütün çocuklarımızın, Allah kapılarını güzel açsın. Güzel insanlarla karşılaştırsın. Kurban oldum Allah. Güzelce arkadaşlar şöyle yayın. Elimle de yağlayayım. Hiçbir şey kalmasın şeyinizden. Bu 26 santimlik bir kap olabilir ya da bir büyüğü 28 santimlik olabilir. Bu benim üçlü bir setim. Borcam gibi değil. Güzel oluyor bunda poğaçalar, börekle. Ondan bunu çıkardım. Şöyle arkadaşlar. Elimi de biraz yağ döküp yayacağız bunu. Bunu tepside bekleteceğiz mayasını arkadaşlar. Şöyle üstüne de dökelim yağı. Çünkü bir içine yağ koyduk. Dışında hiçbir yerde yağ yok. Şöyle gördüğünüz üzere. Mısır unu da bir lezzet veriyor. Böyle kek gibi harika oluyor arkadaşlar. Şöyle hepsini bırakalım. Hiçbir yere yabana atmayalım. Şimdi bu böyle bekleyecek arkadaşlar. Ben bir elimi yıkayayım. Üstünün yumurtasının da her şeyini atacağız. Çünkü tepsiye yaptıktan sonra tekrar ellemeyeceğiz. Sadece fırına vereceğiz. Çünkü neden? Eğer ki biz bunun yumurtasını sonradan verirsek hamurumuz çöker. Bazı şeyleri önceden yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere hemen elimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Güzelce çöreğimizi yerleştirdik. Peynirli çöreğimizi, börek gibi oluyor. Mükemmel ötesi. Bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştık. Onun içine yarım yemek kaşığı kadar, şöyle yarım yemek kaşığı kadar arkadaşlar, bir üzüm pekmezi. Harbut pekmezi olur.
Her şey olabilir yani. Bir pekmez olsun da ne olursa olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bir yumurta sarısı, yarım pekmez, bir yemek kaşığı da süt koyduk arkadaşlar. Üstüne sürmek için bunları güzelce çırpıştırıyoruz. Şöyle güzelce karıştırın. Yumurtanın sarısını böyle güzelce olsunlar. Süt koyduk, pekmez koyduk, güzelce karıştırıyoruz. Yumurtanın beyazı da var, olmaz. Çünkü kalır üstünde. Şöyle güzelce gördüğünüz üzere hamurumuzu kabarmadan bunları sürmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle her yerine hamur, bak kabarmaya başlamış bile. Artık havalar ısınıyor, hamurlar kabarır. Sonra bunu sürersek hamurumuz sönüyor, güzel olmuyor. Şöyle her yerine yedirelim. Eşit bir şekilde yapalım. Güzel olsun. Bir yeri kızarıp bir yeri kızarmamış olmasın. Şöyle hepsini döktük arkadaşlar. Hepsi inanın mükemmel oluyor. Peynir gelmiş. Güzelce süsledik. Allah'ın izniyle. Allah güzelce güzelce yedirmek nasip etsin. Şöyle hallettik onu arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne arkadaşlar çörek otu seviyorsanız yine diyorum. Bazı şeyler damak zevkinize kalmış. Ben temel anlatıyorum. Şöyle bolca bir çörek otu ve susam. Öteki susamdan kalmamış beyaz susam atıyorum. Biz köy susamını daha çok seviyorum ben hani. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunu keseceğiz. Nasıl keseceğiz? İster kare kesin, ister üçgen kesin. Ben şimdi üçgen keseceğim. Şöyle kestik. Şöyle kestik. Bu kendisi mayasını yapması için bekleyecek arkadaşlar. Şuradan bir bıçak attık. Biraz bunların güzel olsun. Sonra da kestiğimiz yerler kabarık kabarık oluyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle ortadan ortadan kestik. Hepsini ortadan kestik. Çok yapmak isterseniz çoğaltın. Az yapmak isterseniz ona göre ölçülerini ayarlayın arkadaşlar. Şöyle. Artık bunu ben üstünü kapatacağım arkadaşlar. Bu mayası gelecek. Herhalde bir saate mi gelir, bir buçuk saate mi gelir zaten görüşürüz. Böyle bekleyecek. Mayasını bekleyeceğiz şimdi. Isınmış fırına koyacağız. Bu mayalanmaya yakın olurken ben fırını da açarım söylerim. Ama böyle mayalanacak artık. Bunu bırakıyoruz ve üstünü örtüp. Arkadaşlar 1,5 saat oldu. Bayağı bir mayalanmıştır artık. Fırınımı açtım. 250 derecesi. Yani 225 derecede fırınımı açtım. Turbo da yapıyorum. Şöyle açtım gördüğünüz üzere. Gerçekten güzel bir mayalanmış. Şimdi ısıtılmış fırına atıyoruz. Benim fırınımı ısıttım. 200 ile 225 derece arasında turbo atıyorum. Siz de fırınınızı ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şöyle attım. Herhalde bir yarım saatte, 35 dakikada olur. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlarım, çöreğim oldu. Nar gibi kızarttım. Dediğim gibi 35 ile 40 dakika oldu. Fırınınızın derecesine göre değişir. Mükemmel bir çörek oldu ama enfes kokusu var. Harikalar ötesi. İnanın. Arkadaşlarım ne diyeceğim bilemiyorum şu an. Bu birazcık dinlensin arkadaşlar. Bir yumuşasın, şöyle bir temiz bir örtüyle örtelim. Birazcık yumuşasın arkadaşlar. Arkadaşlar bir 15 dakika dinlendirdim. Şimdi çöreğimi çıkaracağım Allah'ın izniyle. Şöyle olan yerlerde zaten bir bıçak atmıştık. O şişti. Şöyle tekrar izleri belli. Oralardan tekrar bir bıçak atın. Dediğim gibi ister böyle kesin, ister kare kesin. Kalabalıksanız kare de kesebilirsiniz ya da bunu kesip ikiye bölün. Şöyle zaten aslanı yağlamıştık, bol yağ sürdük. Şöyle kenarlarından güzelcik çıkaralım. Oo. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere mısır unlu, bol peynirli
dereotlu maydanozlu mükemmel bir çöreğimiz oldu arkadaşlar. Şöyle de keseyim. Bakın. Gerçekten enfes enfes lezzetine doyum yok. Kokusuna zaten inanamazsınız. Sanki bir börek yaptık. O kadar güzel ki, o kadar güzel. Hakkınızı tekrar helal edin. Yeni videolarımda görüşmek üzere lütfen. Takipte kalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayanlar abone olsun lütfen. Yarın ya da yarından sonra tekrar çekimlerim var. Sıralıyorum artık. Tatil izni bitti. Artık çekimlere devam arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.